Hastaları hani bu kullanmış oldukları fısfıslar var. Bunları kullandıktan sonra onları bırakabiliyorlar mı? Astımı için kullanılan bu spreyler zaten aerozol içerir. Çok çok yan tesiri var. Evet. Ha, çok çok tehlikeli. Yani bağışıklık sistemi çökertiyor. Sürekli bunu kullandığı zaman birçok yan tesiri var. Düzenli kullandığı zaman kişi, bazıları bir hafta kullanıyor. Aa, 2 hafta kullanıyor, iyiyim. Bırakıyor. Acele etmeyeceksiniz. Astımda 3 ay, 4 ay kullanacaksınız. 3-4 ay. Ağır bir hastalık. Yavaş yavaş, acele yok. Üstünüz Sabredebilirse hiçbir şey kalmaz. problem yok Bak, diyorsunuz. bununla ilgili benim yazmış olduğum bu kitapta çok ayrıntılı klinik araştırmalar var, belge var. Burada ne zaman kimler iyileşmiş? Belge var. Klinik ara sinirlot ekstraktı, çuha kökü, çuha otunun kökünün ekstraktı, kekik ekstraktı. Bizim üretmiş olduğumuz, yani geliştirmiş olduğumuz sinirlot forte, akut bronşit, kronik bronşit, nefes yolları iltihaplanması gibi rahatsızlarda çok çok ideal. Kekik forte aynı şekilde. Kullandığı zaman hasta zaten bunu görecek, kısa sürede etkisini görecek. Evet. Peki İbrahim Bey, sinüzite geçelim mi? Az ona da değinelim. Sinüzit, evet, sinüzitin şimdi alın boşluğu, efendim burun boşluğu ve çene boşluğu diye 3 boşluk vardır. Bunlar içeriden birbirine bağlı. Burada çok yoğun bir sümüksü, yani bir deri mevcut. Mukoza. Şimdi sinüsler günde bir bardak dolusu sümüksü sıvı salgılar. Sümük salgılar. Mesela kışın nefes alıyoruz. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vermek gerekir. Çünkü çok soğuk havayı ağızdan nefes alır. Ağızdan verirseniz direkt akciğere giden soğuk hava akciğerlere zarar verir. Bir, iki, burundan nefes almak gerekir. Burundan nefes aldığında burun boşluğundaki tüysüz hücreler havanın içerisindeki tozu, kılı, tüyü vesaire ne yapar? Kendine bağlar, sümüğe sümsürdüğü zaman da atarsınız. Bakteri, virüs ve mantar varsa onlar da zararsız hale getirir. Mukos, yani sümük. Bu salgı çok özel bir salgı. Antiviral, antibakteriyel ve antimukozitik özelliklere sahip mukos. Koruyucu, bakteri, virüs ve mantarlara karşı. Bu nedenle burunla nefes alıp ağızla nefes vermek gerekir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yani bazı kişiler hastalanıyor, sinüzite yakalanıyor, tedbir almıyor. Ne oluyor? Kemikleşiyor iltihap alında veya alın hemen altında. Peki migren ondan mı kaynaklanıyor İbrahim Bey? Aa, telefon, buyurun.